benimle fotoğraf alacaksınız mı? Şüphesiz biz bir kere üniversite olarak iş garantisi veriyoruz. Her yazılım mühendisine gelen çocuğa diyeceğiz ki %100 iş garantisi veriyoruz 10 yıl. Bilgisayar mühendisine diyeceğiz, elektronik mühendisine diyeceğiz, endüstri mühendisine diyeceğiz. %100 iş garantisi veriyoruz. Tercümanlık mütercimlik grubuna gelen İngilizce diliyle ilgili gelenlere %100 10 yıl iş garantisi veriyoruz. Ve biz bunları ilan edeceğiz. Bunu ilan ettiğimiz zaman Türkiye'de zaten flash oluyorsunuz. Çünkü çocukların en çok ezildikleri gidiyor, endüstri mühendisi oluyor, geliyor 4000 lira işe başlıyor. Bu onları çok eziyor. Ama biz onları 4000 lira değil 10.000 lirayla başlatacağız. Çünkü şu anda bu saat itibariyle 52 tane Bursa'nın en sanayi devletiyle imzalamış durumdayız. Bu sürprizlerimizi ilk daha burada açıkladım. Yani bu konuda çok kararlıyız. Bursa'da bu konuda çok ciddi bir şekilde beklentisi var ve Bursa'daki iş adamları bu üniversitenin yapacaklarını, edeceklerini ve hatta katkıda bulunacaklarını hep deklare ediyorlar. Bu çok önemli bir şey. 52 sanayiciyle mi? Tabii 52 tabii. 52 tane en üst düzey yani Bursa'nın enleri. Onlarla bizim hedefimiz bunu 500'e çıkarmak. 500 dev firmayla iç içe çalışacağız. Diyeceğiz ki siz yazılımcı, nitekim yazılımcı yok. Şu anda Türkiye'de yazılımcı yok. Yani bulunmuyor. Doktora yapmış yazılımcı, bilgisayar mühendisi çok az. Ve bunlar çok yüksekte para alıyorlar. Ama yurt dışında da yok. Oraya alıyorlar. Orada 2000, 3000 euroya, 4000 euroya, 5000 euroya çalışacak kişi burada 15 bin lira alıyor, 20 bin lira alıyor ancak 1500 euroya denk geliyor. Dolayısıyla bunlar gidiyorlar. Burada tutmak için iş garantisi vereceksin kendi ülkesinde. Bir de Türkiye'nin en güzel, İstanbul'dan sonra en güzel şehri Bursa'dır. Yani bunu artık herkes biliyor. Bursa gibi bir kente yaşamak istiyor. Şu anda 500'ün üzerinde hoca başvurmuş. Niye diyoruz, biz soruyoruz niye Bursa'da yaşamak istiyorum diyor ya. Diyoruz Ordu'da deniz kenarı. Hayır, Bursa gibi bir kente yaşamak istiyor. İnsanlar bunu bir kere kendi ideal haline getirmişler. Şimdi bunu siz üniversiteyle çok ciddi hizmet vereceksiniz. Adam çocuğunu burada okutacak, kendisi burada hocalık yapacak. Veyahut da üniversitenin diğer bir bölümünde iş yapacak. Bunu sanayiyle iç içe koyduğunuz zaman bu müthiş bir şey haline gelir. Yani popülerliği artar üniversitenin. Bu defa herkes üniversiteyi tercih edecek. Biz inanıyoruz, yer bulamayacağız. Şunu söylemek istiyorum. Aslında bu vakıfçılık bir inanç şeyinden geliyor. Fakat bugün inanç temeli üzerine oturtmayan 3 tane üniversite var Türkiye'de. Onlar bu işi daha çok inancın istediği gibi yapıyorlar ve çok başarılılar. Üçünü de siz bilirsiniz yani. Hangiler hocam? Sabancı, Koç, Bilkent. Yani üçü de onun tam dediklerini yapıyorlar. Vakıf malı olduğuna inanıyorlar. Her sene katkıda bulunuyorlar. Almıyorlar, veriyorlar ve bu müthiş bir şey. Yani şimdi Koç Üniversitesi'nin ve Ota Sabancı'nın adamlar ölüp gitmişler. Ama bu yılda, bu sene sadece 52 milyon dolar Koç Üniversitesi kendisi katkıda bulunmuş. Bu nasıl bir servet, bu nasıl bir saadet? Yani bunun tarifi yok. Vakıfçılık budur zaten. Vakfetmek budur. Şimdi bizim de şu anda dahası var. Biz bir miktar para koymuşuz, 20-25 milyon. Diyor ki ikinci sene 10 milyon daha koyacaksınız. Üçüncü sene 7 milyon koyacaksınız. Dördüncü sene 5 milyon koyacaksınız. Ondan sonra ayaklanıp gidecek. Siz daha para koymaya devam edeceksiniz. Ya bu insanlık için. Zaten onun için biz bazen sistem ediyoruz ya, diyoruz bu herkesindir. Yani bu benim olduğu kadar. Sizin biraz benim havam fazla yani. Havaya da ihtiyacımız yok yani bu şeyden. Onun için hepimiz beraber bu işi yürütmemiz lazım. Yani ben bunu da gördüm Bursa'da. Gerçekten bunu yani sizlere önce çok teşekkür ediyorum. Sizin ilgi alakanızı biliyorum baştan beri. Bursa'nın dinamikleri de büyük tüccarlar ve utandılar. Beni aradılar Sayın Baysal'ın yazısı üzerine. Beni çok büyük şey mesela Sönmez aradı, dedi ki bizi rezil ettin, utandırdın. Hüseyin Özdilek diyor ki hocam diyor. Muş'tan geldim bizi perişan ettin diyor. Biz açamadık, yapamadık. Şimdi olsun diyorum abi, biz yaptık, hep beraber yönetelim. Biz yaptık. Yani hani Atatürk'ün meşhur cumhuriyeti, biz cumhuriyeti kurduk, siz payidar kılacaksınız. Biz kurduk. Biz kurduk işte, sistemi kurduk.
Bursalılar sahip çıkacak, büyütecek, geliştirecek. Bir de en güzel yerde kurduk. Öyle bir yer ki havalarına yakın, otobana yakın, denize yakın. İstanbul'a 1 saat, İzmir'e 2 saat, Ankara 3 saat, demiryoluna 5 dakika. Hepsi müthiş bir yerde kurulmuş. Arkası orman, önü köy, önünde yol asfalt var. Muhteşem bir Bursa'nın en kritik yeri yani. Bu böyle bir yeri biz kurduk. Bundan sonra Bursa halkı, Türkiye, devlet, millet sahip çıkarsa bu iş çok daha büyüyüp gidecek. Biz görevimizi yaptık. Aslında vakıf üniversiteleri çok iyi bir yoldalar. İş yapmak istiyorlar, ekonomik olarak güçlü değiller. Bu vakıf mantalitesi Türkiye'de henüz anlaşılmamış. Yani mesela burayı benim üniversitem zannediyorlar. Burayı vakfettik. Vakfetmek ne demek? Verdiniz, burası bir kamu malı. Siz de yardım edeceksiniz. Beyefendi de yardım edecek, beyefendi de yardım edecek. Yani Harvard niye 40 milyar dolar şeyi var? Ölen insanlar vasiyet ediyorlarmış. Benim malımı üniversiteye verin, insanlık okusun. İnsanlık gelişsin, bilim gelişsin. Gelecek adam ölüyor. Malını bir eğitim kurumuna veriyor. Diyor ki buraya gel. Bu vakıf üniversitesinin, Amerika'daki zaten vakıf üniversiteleri çok yaygın. Bu kadar büyümelerinin sebebi insanların çok ciddi katkıda bulunması. Şimdi bu olmadığı için Türkiye'deki vakıf üniversitede çok şey yapmak istiyorlar. Aslında şeyler, İstanbul belki hariç bazı üniversiteler var. Vakıf üniversiteleri mükemmel efendim şey alanları, yeşil donatları, çevreleri, laboratuvarları, iş donatımları falan müthiş yani. Öyle vakıflar da var, yurtları. Ama genel anlamda çok hızlı açıldığı için böyle çok ani İstanbul'da böyle açıldı. Herkes de orayı örnek veriyor. Ama bugün Anadolu'nun çok yerinde biliyorum. Mükemmel vakıf üniversiteleri var. Bir kere arazi çok. Alan çok. İnsanlar rahat edebileceği ortamlar var. Barınma yerleri var. Yurtlar çok zengin. İşte yiyecek içecek şeyleri çok fazla. Kütüphane çok şey. Şu anda YÖK de onu istiyor. Diyor ki kütüphane büyük olacak bir kere. Geniş olacak. Kütüphanede hem dijitali hem de fiziki olanı her şeyi çok fazla olacak. Bunu da devlet kıstas haline getirmiş. Bu da çok güzel bir şey yani vakıflar için. Ama ben şuna inanıyorum. İyiler çok iyi yürüyecekler. Diğerleri belki elenenler falan olur ama bu 50 sene sonra, 100 sene sonra üniversiteler Türkiye'de çok etkin ve yetkin hale gelecektir. İnsanlar daha çok birbirini keşfedecek. Biz de farkımızı ortaya zaten. İnşallah koyacağız. Bursa'da rakibimiz yok biliyorsunuz yani. Şimdiye kadar İstanbul'daki üniversiteler enstitü kısmını bu şehirlerde açabiliyorlar. Bursa'da, Eskişehir'de, Kütahya'da. Şu an öyle bir şey yok. Artık uzaktan eğitim hariç ancak bulunduğu vilayette, diyelim ki siz yüksek lisans yapmak istiyorsanız devletin dışında git vakıf üniversitesine, Budan Üniversitesi'ne gideceksiniz. Bursa'da başka bir şans yok. Dolayısıyla biz de iyi olmak zorundayız. Yani şansları yok deyip gelişi güzel bir şey yapmayacağız. Biz de kendimizi o hocalara, master yapanlara, bu yüksek lisans yapanlara, dili öğrenenlere karşı çok hazır hale getireceğiz. Şimdi bu iletişim fakültesi mantalitesini artık değiştirmek lazım. Türkiye'de değişmiş. Şimdi her gazeteci bize şunu soruyor. İletişim fakültesi var mı diyor. İletişim fakültesi artık ona bölünmüş. Bak bizde ne var? Görsel iletişim tasarımı var. Yeni medya ve iletişim diye bir bölüm var. Artık bunlar değişmiş. Bambaşka bir şey getirmiş. Dijital medya var. Tamam mı? Medya bilim ne okuma var. Yani şey eskide böyle okuduğumuz iletişim fakültesindeki dersler bölüm haline gelmiş artık. Yani iletişimle ilgili, görsel sanatlarla ilgili çok şeyler var. Ama takdir edersiniz ki YÖK'ün şeyi, kanunu %85 doluluk oranı olacak açacağınız her bölüm için. Bu sene bizim açacağımız bölümler şunlar. İstersen ben bir okuyayım size. Şu anda %85'in üzerinde işletme mühendisliği var, bilgisayar mühendisliği var, yazılım mühendisliği var, endüstri mühendisliği var, elektrik, elektronik mühendisliği var. Bunlar %85'in ve devlet buna bize bu hakkı vermiş. Biz gireceğiz. Yok ise onu da oradan alacağız. Psikoloji var Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde. İngilizce mütercimlik, tercümanlık var. Bilişim sistemleri ve teknolojileri var.
Sağlık biliminde hemşirelik var, ebelik var, beslenme ve diyetetik var. Şeyde meslek yüksek okullarında çok bölümler var. Mesela hibrit ve elektrikli taşıtlar teknikleri var. Bilişim güvenliği teknolojisi var. E-ticaret ve pazarlama var. Anestezi var. İlk ve acil yardım var. Bilgisayar programcılığı var. Tıbbi görüntüleme teknikleri var. Bilgisayar teknolojisi var. İç mekan tasarımı var. İşletme yönetimi var. Fizyoterapi var. Grafik tasarımı var. Yani Bursa'daki sanayinin, daha doğrusu Bursa'daki ihtiyaçlarını giderilmesi için bu bölümleri bu sene acil olarak 12 bölüm açıyoruz. Dolayısıyla şeye zaten piyasaya bakacağız, pazara bakacağız, sanayi kentine bakacağız. Onunla beraber dediğiniz o görsel sanatlar, efendim biz bu arkadaşlarla da konuşuyoruz yani iletişimle ilgili. Bunları YÖK'le artık müzakereyle alabiliyoruz. Bu diğerleri şeydir, YÖK'le görüşeceğiz, diyeceğiz ki bu sarı yaz gösterilen yerler 85'i geçmemiş, sizin bir önce bahsettiğiniz bölümler. Bunu YÖK'ten izin alarak ilk üniversite olduğumuz için eski e-okul gibi aynı YÖK'ün de öyle şeyi var. Giremiyorsunuz ancak konuşarak alabiliyorsunuz. Öyle bir B planımız da var. İlim merkezini bırakıyorsunuz. Binlerce, milyonlarca yer insanlar bundan istifade edecek. Belki de 50 sene sonra mezarımızdan görsek bu üniversite ne hale geldiğini şimdi daha çok çalışacaktık. Çünkü bambaşka bir şey ilim yuvasını bırakmak. Vallahi bu hedefle başladık. Yoksa hatta bir arkadaşımız da Yüksel Bey'di, bunu tanırıdır. Beraber açacaktık. Adam dedi, biz ne alacağız? Ne, biz dedik ki hiçbir şey almayacağız. Yok ben böyle bir şey de olmam dedi yani. Böyle bir şey olabilir mi yani? Adam tamamıyla parasal düşündü. Düşündüğünüz zaman bu iş mantık işi değil.